İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni kimliği, Araplaştırılmış Ermeniler, Batı Ermenistan'ın evlatları, Kırk Kerkoryan, Artsakh'ın küçük yeratları, Dahrav. Batı Ermenistan'daki Dara Antik kentinde inşa edilen yapı tarihi ve kültürel değerlere tacizdir. Ahalkala köylerinin çoğu aydınlatılacak. Auvergne-Rhône-Alp Halter Şampiyonası'nda Antranik Abrahamyan birinci oldu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV'yi destekleyelim. Dönme ve gizli Ermeniler konusu çok az biliniyor ve aynı zamanda ilginç detayları gün yüzüne çıkarılıyor. Ermenilere yönelik soykırım Armenosit sırasında bazı Ermenilerin katliam ve sürgünden kaçmak için İslam'ı seçtiği bir gerçektir ve şu anda Batı Ermenistan'da bir kısmının sadece dıştan öyle göründüğü Kürtleşmiş, Türkleştirilmiş Ermeniler var. Ancak gizlenen ve İslamlaştırılan Ermeniler konusu çerçevesinde Batı Ermenistan'da binlerce Araplaştırılmış Ermeninin de yaşadığı gerçeği pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Türk hükümetinin çeşitli çevrelerinin analiz ve araştırma merkezlerinin gizli ve Müslümanlaştırılmış Ermeniler hakkında yeni veriler elde etmekle meşgul olduğu açıktır. Aksiyon dergisi şu anda Batı Ermenistan'da yaşayan kripto Ermenilerin ikamet yerleri ve sayıları ile resmi olarak hangi ulusun veya dini topluluğun temsilcisi olarak kabul edildikleri hakkında veriler yayınladı. İlginçtir ki Türk dergisinin bilgisine göre bu veriler sürekli değişiyor çünkü çalışmalar devam ediyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Kırk Kerkoryan Batı Ermenistan'ın bir evladıydı. Harbert kökenli olmasına rağmen imparatorluğunu dünyanın diğer ucundaki başka bir ülkenin çöllerinde kurdu. Kumarhanelere, film stüdyolarına, hava yollarına sahip oldu. Ancak daha önemli ve kalıcı olan kalbimizi fethetmesi ve vicdanımızı uyandırmasıdır. Onun için hiçbir şey ulaşılmaz değildi. Amerika'nın vahşi doğası ona aitti. Amerika'daki ünlü Ermeni iş adamı milyarder Kırk Kerkoryan'ın servetinin yaklaşık 4.4 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor. Amerikan dergisi Forbes'a göre 2014 yılında Kerkoryan dünyanın en zengin 353. kişisiydi. Genellikle Kerkoryan hakkında kendini yaratan adam Las Vegas Kartalı diye yazarlar. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Dahrav, Artsakh'ın Askeran bölgesinde yer alan bir köydür. Alanı 2044 hektardır. Dahrav'da köy sakinleri hayvancılık, tarım ve ağaç işçiliğiyle uğraşıyor. Köyün ortaokulu ve sağlık ocağı mevcut. Köyde 19. yüzyıldan kalma Surpovannes Kilisesi, 13. yüzyıldan kalma Haçkar Anıtı, çevresinde 11. yüzyıldan bir şapel, 11. ve 13. yüzyıllara ait eski kiliselerin kalıntıları ve Raffi Anısına inşa edilen anıt çeşme yer almaktadır. Köyde 1989 yılında Slavik Arushanyan komutasında bir askeri birlik kuruldu. Ardından bu temel üzerinde Haçadıryan komutasında bir müfreze oluşturuldu. Müfreze ayrı olarak 1992 yılından itibaren Askeran bölgesindeki köylerin meşru müdafalarına ve Şuşi, Laçin, Karvacar, Ağdam ile Mardagert ilçelerinin kurtuluş savaşlarına katıldı. Köyden bir grup özgürlük savaşçısı Artsakh Cumhuriyeti'nin ikinci dereceden askeri haç nişanına layık görüldü. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayıyla Mardin'in Artuk ilçesine bağlı Dara Kırsal Mahallesi'nde bulunan ve tarihi milattan önce 500'lü yıllara dayanan Dara Antik kentine karşılama merkezi adı altında beton bina inşa edildi. Bakanlık söz konusu yapı için Mardin Dara Ören Yeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme İşi adı altında ihale gerçekleştirdi. Sit alanı olan tarihi bölgede yapılan beton yapı ziyaretçilerin tepkisini çekiyor. Betonarme yapının yanı sıra tarihi kaya mezarlarının bulunduğu yerde çevre düzenlemesi adı altında parke taşları kullanılıyor. Dara Antik kenti çevresinde
bulunan araziler de daha önce kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açılmak istenmişti. Ancak itirazlar üzerine imar planlaması geçici olarak durdurulmuştu. Tarihi alandaki uygulamalara tepki gösteren Mimarlar Odası Mardin Şubesi yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada tarihi kent adeta kaderine terk edilmektedir. Birinci derece arkeolojik sit alanı olan antik kentte tarihle bağdaşmayan arkeolojik sit alanları için geçerli olan fen ve sanat kurallarını alt üst eden yapı kentimizin tarihine gölge düşürmektedir. Bu durumdan antik kentin yerleşim alanlarında hayatını idame eden mahalleli ve antik kente gelen ziyaretçiler de ciddi anlamda rahatsızlık duymaktadır ifadelerine yer verildi. Batı Ermenistan hükümeti ve Ulusal Meclisi Ermenistan devletindeki tarihi ve kültürel değerleri olan tüm yapıları ve doğal değerleri gözetliyor. Bu konunun araştırılması da gündeme alınacak ve mevcut ihlalleri orada yaşayan yerlilerin şikayetleri kayıt altına alındıktan sonra bir tutanakla ilgili mercilere başvuracak. Ahalkalak Belediyesi köye yardım programı çerçevesinde Cavah köylerinde yapılacak çalışmalara onay verdi. Köylüler 83 öncelikli çalışmalar içinden köylerin sokak aydınlatılmasını seçti. Azavret köyünde içme suyu boru hattı restore edilecek, köyün sokakları aydınlatılacak. Hadolar köyü sulama sisteminin restorasyonu bir numaralı öncelik, kırsal yolların tesfiye edilmesini ise ikinci öncelik olarak sıraladı. Korh köyü su hattının 100 metresini değiştirecek ve bir oyun alanı inşa edecek. Gogaşen köyü sokakların aydınlatılmasının bir numaralı öncelikli olduğunu ve ikinci olarak da sulama ekipmanlarının satın alınmasını belirtti. Ahalkalak Belediyesi Altyapı, Mimarlık ve İnşaat Hizmetleri Başkanı Aramov Sisyan'a göre işlerin %60'ı sokak aydınlatılması. Antranik Abrahamyan 26 Mart'ta Fransa'nın Vauxhall-Velin kentinde düzenlenen Auvergne-Rhône Alp Halter Şampiyonası'na katıldı. Yetişkinler 67 kilogramda Stade Clermont-Poix takımında yer alan Antranik Abrahamyan koparmada 110 kilo, itmede 130 kilo ile birinci oldu. Kaldırdığı 240 kiloluk toplam ağırlıkla 27 Mayıs'ta Vauxhall-Velin kentinde yapılacak olan Fransa Profesyonel Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Batı Ermenistan hükümeti genç sporcuyu tebrik ediyor ve ona yeni zaferler diliyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Vestena Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Vestena Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Andok adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkılarından oluşan eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.